52. Öğretmenler Odası'ndan herkese merhaba diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Samsun'dayız. Baruthane Ortaokulu'nun Öğretmenler Odası ve Müdür Odası'ndan sizlere sesleniyorum. Ve gerçekten bu çok çok özel benim için. Yayını açıyor olmaktan dolayı da sizlerle kendimi onurlu hissediyorum. Çünkü Samsun'dayım ve Atatürk'ün aslında 19 Mayıs aslında 1919'da başlatmış olduğu çok önemli bir aslında değişim ve aslında gelişim sürecinin belki de en değerli noktalarından birisindeyim. Haliç'ten geldiğim günden beri kendimi çok çok özel hissediyorum. Ve Atatürk'ün çok hoş bir sözü var. Özellikle de Samsun'da olup da bunu söylemeden geçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve Türk gençliğine ve aslında bizlere olan güvenini o kadar özel bir şekilde dile getirmiş ki. Genç fikirler demek diyor, genç fikirler demek, değişimi gören ve anlayan gerçek fikirler demektir. Ben bu sözünü söylemeden geçmek istemedim. Sevgili atamıza, Mustafa Kemal Atatürk'e buradan tekrar saygılarımı ve minnettarlığımı ileterek devam etmek istiyorum. Evet, bugün 52. Öğretmenler Odası'nda benim için de çok özel bir kuruluşu, Açevi Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nı ağırlayacağız ve çok değerli, çok güzel çalışmalar yapmış olan sevgili Duygu Yaşar Adiloğlu'yla birlikte olacağız. Ama öncesinde ben biraz kendisinden size bahsetmek istiyorum. Açev 28 yıldır özellikle de hayata eşit başlamayla ilgili sloganıyla yola çıkan çok değerli bir kuruluş aslında ve vakıf aslında ve çalışmalarına baktığımızda erken çocukluk bağlamında her yaştaki çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için bir kurum olarak varlığını sürdürmekte. Ülkenin dört bir yanında ihtiyaç sahibi çocuklar, aileler ve aslında tüm insanlar için çok önemli çalışmalar gerçekleştiren bir kurum. Şimdi özellikle de bu kurumun içerisinde uzun yıllardan beri çalışmalarını yürüten, kendisi daha da ayrıntıları anlatacak birazdan, Duygu Yaşar Adiloğlu'yla özellikle Açev'in aile bütünleme çalışmalarından bahsedeceğiz. Ama ben birazcık Duygu Yaşar Adiloğlu'ndan bahsetmek istiyorum size. Kendisi okul öncesi, ODTÜ okul öncesi eğitimi ve sosyoloji bölümlerinden aldığı lisans diplomalarından sonra kazandığı Fulbright kursuyla Columbia Üniversitesi Teacher College'da eğitim politikaları üzerine yüksek lisans yapmış. Farklı eğitim yaklaşımlarının özellikle de Türkiye'deki uygulamalarını takip etmek ve yaygınlaştırmasına destek vermek üzere Alternatif Eğitim Derneği'nin kurucuları arasında yer almakta. Şu an Açev'de Erken Çocukluk Özel Projeler Direktörü olarak görev yapan Adiloğlu, Açev'in dijital mecralarındaki içeriklerinin geliştirilmesi, yerel ve bununla ilgili yerel yönetimlerle çocuk odaklı çalışmalar gibi bir takım çalışmaları beraberinde yapıyor. Ve kendisi aslında bu anlamda gerçek bir gönüllü benim gözümde. Evet, daha fazla sözü uzatmadan sevgili Duygu Yaşar Adiloğlu'ya o güzel konusunu, aile bütünleme çalışmalarını Açev gözünden anlatması için davet etmek istiyorum. Ve 52. Öğretmenler Odası'nın kapısını kendisine sonuna kadar açıyoruz. Baruthane Ortaokulu'ndan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız Serap Hanım? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mutlu ettiniz bizi. Evet. Bugün ben sizi çok özel bir yerden, teşekkürler. Ankara'dan sevgiler. Oldukça güneşli bir gündeyiz. Orası da öyle. Hemen yanımdan. Evet, evet. Oradan size sesleniyorum ama gerçekten benim için çok çok özel bugün. Samsun'dan 19 Mayıs ve 1919'un özel yerlerinden ve Atatürk'le hani burada birlikte olmak onun ruhuyla çok çok değerli benim için. Evet, ben şimdi size anlatan, belki de hayat hikayenizden de özel yapı taşları aslında içeren bazı noktalardan bahsettim ama ben çok istiyorum sizin biraz daha kendinizden bahsetmenizi. Duygu Yaşar Adiloğlu bize kendisini nasıl anlatmak ister? Buyurun. Peki. Samsun'a da selam olsun bu vesileyle. Siz çok güzel açıkladınız aslında. Gerçekten benim İstanbul'da okudum.
Nişantaşı Anadolu Lisesi mezunuyum. Daha sonrasında çok isteyerek, çok severek Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittim ve iki bölüm okumak istedim. Okul öncesi eğitim. Hem de sosyoloji, çünkü ikisinin birbirini oldukça destekleyeceğini ve hem bir taraftan çocuklara bakarken bir taraftan da toplumu görmenin, analiz etmenin birbirine çok destek olacağını düşündüm. Daha sonrasında mezuniyetten sonra öğretmenlik yapmak istedim. Doğrudan alana girmek istedim ve öğretmenlik yaptım. Sonrasında ise birazcık daha devam edeyim ben eğitime dedim ve aynen sizin de belirttiğiniz gibi Amerika'ya, New York'ta Teachers College'da uluslararası eğitim politikaları üzerine yüksek lisansımı yaptım. Fakat oradayken de hazır öyle bir yerdeyken gerçekten oradaki okullar nasıl, oradaki çalışmalar nasıl diyerek gönüllü olarak hem eğitimcilik hem asistanlık her şeyi yaptım birçok kurumda. Bunlardan en önemlisi de Amerikan Doğal Tarihi Müzesi'nde eğitim departmanında görev yaptım. Gerçekten işte 1,5 yaşından 18 yaşına kadar olan tüm çocuklarla bir müze, bir bilim eğitimi nasıl yapılır, nasıl anlatılır, nasıl gerçekten etkili olunur onun üzerine çalıştım. Beni çok etkiledi. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüm ve Açev'de işe başladım. Ve 12 yıldır da Açev'de görev yapıyorum. Açev'e ilk girdiğimde bir eğitim sorumlusu olarak girdim. Fakat birçok sahada bulunduğum annelerle, babalarla, çocuklarla Türkiye'nin birçok yerini ziyaret ettim. İşte köyünden ilçesine ve birçok yerine kadar. Ve beni gerçekten çok etkiledi. Sınıfta olmak başka bir şey ama bir taraftan sahada da olmak, farklı yönlerini görmek eğitim sürecinin bence herkesin yaşaması gereken bir şey ve insana çok şey öğretiyor. Gerçekten toplumun derdi nedir? Sıkıntıları nedir? Kitaplardakinden çok farklı bir çerçeve çıkıyor önümüze. Ve 12 yılın ardından şu an Erken Çocukluk Özel Projeler Direktörü olarak görev yapıyorum. Sizin de dediğiniz gibi dijital mecralar, bir YouTube kanalımız var. YouTube kanalımızda ailelere yönelik içeriklerimiz var. Sevgili arkadaşlarımla birlikte onları geliştiriyoruz ve sunuyoruz. Ve arkasından ayrıca yerel yönetimlerle çocuk odaklı nasıl işbirlikleri yapabiliriz? Bazı belediyelerle bunlarla ilgili çalışıyoruz, bu çalışmalarla ilgili. Onlara da destek veriyorum ama erken çocukluğun işin içinde olduğu birçok projeye destek veriyorum. Maçev'de diyebilirim. Ay, harika bir hikaye gerçekten. Yapı taşları diyerek de çok doğru söylemişim. çok hoş bir aslında hikaye ve sosyolojiyle okul öncesini birleştirmiş olmanız da aslında çok önemli. Bizim ülkemizde özellikle bu sosyoloji kısmı biraz zaman zaman boşlukta kalabiliyor. Bunu da aslında doldurmanız açısından çok önemli bir örnek olduğunuzu düşünüyorum bizi dinleyenler açısından. Peki bugün konumuz çok özeldi. Başında da söylemiştim. Ailelerin bütüncül desteklenmesi, bu bütüncül kelimesi çok çok özel yine. Ve Açev çerçevesinden dedik. Ve tabii biz uzun yıllardan beri Açev hayranları da olarak da takip de ediyoruz. Çok özenli bir şekilde takip ediyoruz. Özellikle bu bütünleme kısmı nedir? Hani izleyenler açısından çok önemsiyorum bu sorumu. Bunu biraz açmanızı istiyorum. Ve neden bugün gündemimize de bunu aldık? Yani aile bütünleme çalışmaları, bütünlemenin desteklenmesi dediğimiz bugün neden gündemimize aldık? Biraz bunları bahsetmenizi isterim. Buyurun. Aslında ailelerin bütüncül desteklenmesi Açev'in inandığı bir şey. Dolayısıyla biz aileleri birçok yönden destekliyoruz. Fakat bu sadece Açev'in yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla devletin, başka STK'ların, başka kurumların da desteklemesi gerekiyor. Bu sebeple bizim yaptığımız şeyi söyleyebilirim en azından. Veya Açev'in öncelikle yola çıkış noktasını söyleyebilirim. Biraz oradan başlayarak, yani kuruluşundan başlayarak şu an neler yapıyor, aileleri nasıl destekliyor ve dolayısıyla da çocuğu nasıl desteklemiş oluyor, biraz ona yol göstermiş olabilirim. Açev'in aslında ilk adımları bu 1980'li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi hocaları, Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı, Profesör Doktor Dayan Sınar ve Profesör Doktor Sevda Bekman tarafından yürütülen bir araştırma projesiyle atılıyor.
Ve araştırmada o yıllarda Türkiye'de okul öncesi eğitime katılım oranı çok düşük. Sadece %7 gibi bir katılım oranı var. Şimdi bu gerçekten de yola çıkarak biraz alternatif bir okul öncesi eğitim modeli olan AÇEP, yani anne çocuk eğitim programı geliştiriliyor. Ve ilk uygulamalar başlıyor. Şimdi çok başarılı sonuçlar alıyor AÇEP. Ve dolayısıyla sevgili kurucumuz Başkan Ayşen Özyeğin'in önderliğinde de Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEP kuruluyor. Ve eğitimler Türkiye çapında yaygınlaşıyor ve çok daha kurumsal bir yapıya kavuşuyor AÇEP. Ve bu bilimsel programlar da hem Türkiye'de üniversite, devlet ve diğer sivil toplum işbirliğinin başarılı modellerine de dönüşüyor. Dolayısıyla eğitim politikalarına da örnek oluyor. Şimdi buradan gidersek şu an AÇEP hakikaten aile eğitim, AÇEP ile aile eğitim programlarına yönelik başarılı bir erken müdahale programının örneği oluyor. Şu anda baktığımızda AÇEP hala anne ve babalara yüz yüze ve belki birazdan da konuşuruz pandemi döneminde çok farklı modeller de denendi yüz yüze eğitim olamayınca. Etkisi kanıtlanmış bilimsel temelli aile eğitim programları uyguluyor. Ama sadece anne ve babayla değil, aynı zamanda çocuğa yönelik programları da var. Yaz anaokulları uygulamaları, kendi merkezi gibi. Ve yeni yeni başladığımız Okuyan Bir Gelecek projesi de var. Dolayısıyla bir taraftan aileleri desteklemek derken, aileleri biz eğitim yoluyla destekliyoruz. Ve aileleri değiştirdiğimizde çocuğun gelişimine bir fark yaratacağını düşünüyoruz. Çünkü AÇEP'in sonunda varmak istediği yer çocuğun potansiyelini tam olarak gerçekleştirdiği, mutlu, başarılı ve öğreniyor olduğu bir çocuk görmek istiyoruz. Böyle bir çocuk hayalimiz var. Buna etki etmesi için de öncelikle ailelerin, yani çocuğun o yakın çevresine temas etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ama sadece ailelerin yakın çevresi de yeterli olmuyor. Bunun dışında okul var, bunun dışında öğretmenler var, işte kültür var. Dolayısıyla böyle daire daire, çeper çeper çalışmalarıyla da kesiklik oldu sandım. O yüzden durdum. Evet. Kusura bakmayın. Evet. Biraz oldu. Buyurun. Siz beni görebiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz değil mi? Bende bir ufak bir kesinti oldu. Yok, lütfen. Evet. Tamam, süper. Yüz yüze eğitim programlarıyla destekliyoruz aileyi. Fakat bir taraftan da aile kamuoyunu değiştirmek gerekiyor çocuğu etkilemek için. Dolayısıyla savunu programlarımız var. Yedi çok geç buna çok iyi örnek olacak kampanyalardan bir tanesi. Türkiye'de okul öncesi eğitimin artmasına sebep olmuş, vesile olmuş kampanyalardan bir tanesi. Ve herkesin aklına çocuğun önemli olduğu ve çocuğun okul öncesi eğitimin önemli olduğu nosyonunu gerçekten herkesin gündemine girmiş, başarılı olmuş bir kampanya. Ailelerin farklı şekillerde de desteklenmesi gerekiyor. Sağlık politikalarıyla, ekonomik politikalarla da desteklenmesi gerekiyor. Burada işte bütüncül gelişimden, bütüncül destekten bahsediyoruz. AÇEP olarak biz bunun eğitim kısmını yapsak da ailelerin her çeşitli 360 derece desteklenmesi gerektiğini çeşitli politikalarla düşünüyoruz ve buna yönelik de söylemlerimiz, raporlarımız, savunu çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten bu bütünleme kısmında aslında nasıl bütüncül bir şekilde dokunduğunuz ve aslında bu bütüncül dokunuşun da çocuğa aile bağlamının nasıl gideceği gündemimizde de olması gereken bir konu başlığı. Hepimizin aslında konuştuğu, nereden başlamalıyız dediğimizde, evet çocuktan başlamalıyız ama aslında çocuğun çevresinden de öncelikle olarak aile bağlamında başlamak gerekiyor. Evet. Bu noktada çok çok önemli bir konu benim açımdan da. AÇEP'de bütünleme çalışmanın aslında neden önemli bir noktasında olduğunda çok güzel siz bize açıkladınız. Peki biz nasıl gerçekleştiriyorsunuz diye şimdi biraz daha soracağız size. Tabii çok önemli gündemimizde sizin çalışmalarınız içerisinde yer alıyor. Özellikle de Türkiye bağlamında yani AÇEP'in çocuklara ve ailelere ulaşma konusunda burada nasıl bir yol izlediğini çok merak ediyoruz. Yani süreç nasıl başlıyor?
nasıl ulaşılıyor, izleme ve değerlendirme süreçleri nasıl gerçekleştiriliyor, nasıl yol alıyorsunuz diye ben sormak isterim. Buyurun. Evet. Burada aslında şöyle gösterebiliriz. Bizim hep sunumlarda Açevi tanıtırken gösterdiğimiz böyle bir döngü panosu var. O döngüde şimdi gerçekten hakikaten Türkiye'de herhangi bir program yaparsak, ister bu bir üniversitede ders vermek olsun, ister aile eğitim programı olsun, ister çocuklarla bir şey yapılsın, fark etmez, herhangi bir program yaparken öncelikle hedef kitlemiz kim? Biz kime ulaşmak istiyoruz? Açevi başından itibaren her zaman en dezavantajlı, en ihtiyaç sahibi kesimi önceliklendiren bir kurum. Dolayısıyla bizim hedef kitlemizi hangi programı yapacaksak, annelere de ulaşacaksak, çocuğa da ulaşacaksak nasıl bir hedef kitlemiz var? Gelir düzeyi nedir? Konuştukları dil nedir? Bulundukları ortam nedir? Kardeş sayısı nedir? Gibi gibi birçok şeyi düşünüyoruz ve en ihtiyaç sahibi kesimde hedef kitlemiz nedir? Buna yönelik bir ihtiyaç çalışması çıkarıyoruz. Arkasından bu ihtiyacı gördükten ve hedef kitlemizin özelliklerini tespit ettikten sonra bir program geliştiriliyor. Anne destek programı, baba destek programı, çocuk eğitim programı, birçok sayabilirim. Açevi'nin bütün programları bu şekilde bilimsel olarak hedef kitlenin tespit edilmesinin arkasından geliştirildi. Daha sonrasında program pilotlanıyor, pilotların sonuçlarına göre tekrar revize ediliyor ve uygulamalar başlıyor. Uygulamaları nasıl yaptığımızı birazdan açıklayacağım, döngüyü bitirmek istiyorum öncesinde. Program uygulamaları devam ederken mutlaka veri toplanmaya devam ediyor. Ve sonrasında bu program etkili oldu mu olmadı mı? Biz annelere ulaştık, annelerle bir şey yaptık ama program istediğimiz hedeflerimizi yerine getiriyor mu? Tutum değişikliğine yol açtırıyor mu? Farkındalık kazandırıyor muyuz? Veya belli konularda ne aşamadayız? Bazı konularda neyi başardık, neyi başaramadık? Bütün bunları yine ciddi bir araştırma çalışmasıyla ortaya çıkarıyoruz. Ve bunun sonuçlarına göre de tekrar döngüde başa geliyoruz ve programımızı gerektiği yerlerde revize ediyoruz. Dolayısıyla program geliştirme çalışması aslında bitmiş bir çalışma değil. Sürekli devam ediyor. Bu da bize neyi sağlıyor? Gerçekten hedef kitlede baktığımız kriterler aynı kalsa da, yani gerçekten en dezavantajlı kitleye ulaşmak istesek de biz bunu başarıyor muyuz? Bir. İki, ne ölçüde başarıyoruz? Üç, belki de ihtiyaçlar değişti. Dolayısıyla biraz onları da takip edebilme şansımız oluyor. Açevin gerçekten başarısının arkasındaki en önemli şeylerden, öğelerden bir tanesi de bu bilimsel bakış açısı ve sürekli değerlendirme ve objektif bakmaya çalışma diyebilirim. Tekrar sorunuza gelirsem, bunları nasıl yapıyoruz, nasıl uyguluyoruz? Hakikaten bu bir ekip işi, çok büyük bir iş. Çünkü programlar evet kitapta çok güzel olabilir, çok başarılı program geliştirmiş olabilirsiniz ama sahada siz bunu aynı kaliteyle ve aynı özende uygulamazsanız istediğiniz sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla başarılı bir merkez ofis dediğimiz bizim, merkez ofiste başarılı bir ekibimiz var. Eğitim uzmanlarından ve çok farklı alanlardan gelen uzmanlar. Aynı zamanda çok önemli bir danışman kadromuz var. Sevgili Sevda Hoca, Sevda Bekman, bunların başında geliyor kendisini söylemem. Önemli. Dolayısıyla böyle ciddi bir danışman kadromuz var. Ve ayrı zamanda da gönüllerimiz ve saha sorumlularımız var. Dolayısıyla hem sahada bu işi uygulayan, programları uygulayan gönüllüler var. Hem o gönüllülerle programın nasıl gittiğini ölçen, takip eden, gönüllülere destek veren saha sorumlularımız var. Ve onlarla beraber çalışan uzmanlarımız ve danışmanlarımız var. Dolayısıyla çok katmanlı bir süreçten bahsedebiliriz. Fakat hakikaten biraz kalite istediğinizde de böyle birkaç katman ve birkaç kontrol noktası yaratmanız gerekiyor ki program iyi gitsin ve amacına ulaşsın. Aslında kocaman bir aileden, bence de hatta Açevi muhtarlığından bile bahsedebiliriz. Yani ciddi bir aslında kendi içerisinde sistemi olan çok çok güzel bir aileden bahsediyorsunuz. Ama aynı zamanda bu aile ekip ruhunda tabii içerisinde taşıyan. Zaten başarısının arkasında da içinde güven de temsil eden, belki de örnek alınması da gereken bir yapı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu noktasını bir kez hani bu boyutunda, hani sistem açısından da aslında örnek olarak takip edebileceğini altını çizmek istiyorum. Şimdi aslında sürdürülebilirlik noktasına getirmek istiyorum cümlenizi. Benim için çok özel Öğretmenler Odası'nda bütün konu ve konuklarımızla hep bunu konuşuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bazı şeyleri yapıyoruz,
bir yere kadar getiriyoruz. O getirdiğimiz yerde ya kalıyor, sonra gidip müze gibi onu izliyoruz, pek güzel bir şey yapmışız diyoruz. Ya da daha birçok ülkede olduğu gibi ciddi bir şekilde takip edip ya da sürdürülebilirliğine ilişkin o günden itibaren bir takım önlemler alıyoruz. Ben hem bu boyutundan sormak istiyorum. Yani sürdürülebilirlik noktasında Açev ailesi nasıl bir yol izler? Ve özellikle de bu aile bütünleme çalışmalarından belki de daha böyle vurgu yaparak söyleyebilirsiniz bize bunu. Ben bunu çok merak ediyorum. Özellikle sürdürülebilirlik noktasında ne yapmalıyız? Şimdi aslında şunu belirtmek gerekiyor. Açev'in de başladığı yolla geçirdiği evreler, programlar, uygulama şekilleri sürekli değişti. Çünkü Türkiye çok dinamik bir ülke. Türkiye sürekli değişirken bizim aynı kalmamız pek mümkün değil. Dolayısıyla beraber bu işi yaptığımız, Açev bu işi tek başına hiçbir zaman yapmadı. Her zaman destekçileri oldu. Bu destekçiler zaman zaman verdikleri destek ve uygulama şekilleri değişebiliyor. Şu an geldiğimiz noktada biz bunu daha çok belediyelerle, yerel yönetimlerin desteğiyle programlarımızı uyguluyoruz. Farklı şekillerde, farklı merkezlerde de uygulandığı oluyor. Fakat ana mekan olarak ve destek olarak, altyapı olarak, sistem olarak belediyelerin ciddi bir desteği var. Şimdi burada sürdürülebilirlik dediğimizde gerçekten bir kurumun aile eğitimleri veya çocuk veya fark etmez, yani çocuğa götürdüğü hizmetlerden bahsedelim. Bütün bunlarda kurumsal kapasitesinin gelişmesi gerekiyor. Ki ancak Açev olsa da olmasa da o değişim tamamlandıktan sonra bu süreçler devam etsin. Eğitimler devam etsin, çocuğa bakış açısı devam etsin, belli bir bilinç devam etsin. Dolayısıyla biz gerçekten olabildiğince, elimizden geldiğince o kurumun kapasitesini, o kurumun bir DNA'sı, bir kodu, bir kası haline getirmeye çalışıyoruz bu süreci. Dolayısıyla o kurumun içerisinden eğitimciler yetiştirilmesi, o kurumda bu eğitimlerin devam edebilmesi için nelere bakmaları gerekiyor, kalite sistemi nasıl olur, kendi işlerinde nasıl bir sistem kuruyorlar, bütün bunları da desteklemeye çalışıyoruz. Ve bunu sadece Türkiye'de de yapmıyoruz, yurt dışında da yapıyoruz. Yurt dışında da belli ülkelerde gerek anne programı, baba programı, gerek çocuklara yönelik yaz anaokullarımızın bakanlık bünyesinde kabul edildiği ve biz oradan çıksak da, biz destek vermesek de hala uygulandığı çok başarılı örneklerimiz var gerçekten. Dolayısıyla biz Türkiye'de de istiyoruz ki kurumun kapasitesini güçlendirerek bu bahsettiğimiz iyi uygulamalar kendi kendine devam etsin. Bunu örneğin GAP idaresiyle başarılı bir şekilde yapıyoruz. Gerçekten uzun yıllardır hala birlikte çalışıyoruz ama oranın kapasitesini, o yereldeki eğitimcileri güçlendirip kendi bakış açımızda ne iyi gideri yerelin iyi anlamasına ve sürdürmesine destek olarak, aslında yarın öbür gün Açev olmasa da, herhangi bir danışman kurum olmasa da kendi kendilerine, o bölgeye, o kendi hedef kitlelerine destek verebilir hale geliyorlar. Sivil toplumun çok ciddi sorunlarından bir tanesi de bu. Birçok şeyi o kişi, yani yapan kurum çekildiğinde veya kişi çekildiğinde ya program sonlanıyor ya işte çok güzel örnek olarak raflara kaldırılıyor. O yüzden de dediğiniz gibi bu işin sürdürülebilir olması için, ama aynı zamanda kaliteli bir şekilde sürdürülebilir olması için kurumların çok çaba sarf etmeleri gerekiyor. Biz de bu sistem için çok çalışıyoruz. Çok iyi başardığımız yerler var. Hala da ama öğreniyoruz ve esas yaygınlaşmanın, yani gerçekten başarılı örneklerin yaygınlaşmasının ve iyi gitmesinin arkasında mutlaka buna yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Belki de hani sürdürülebilirlik noktasında da baştan sistemin, yani çarkını çok iyi çevirmek gerekiyor. Yani belki bunu altını çizebiliriz. Evet. Yani o aslında sizin nasıl yapıyorsunuzun altında da yatıyor bu soru. Nasıl yaparken aslında sürdürülebilirlikle de ilgili, bıraktığınız, arkada bıraktığınız ürününüz ya da aslında takip edilen programın da devamını baştan sanki kontrol altında tutuyorsunuz. Ben bunu anlıyorum. Bu da çok önemli. Evet. Şimdi sahadasınız, sıklıkla sahada olduğunuzdan da bahsettiniz. Biz yine öğretmenler odası olarak çağırdığımızda konuklarımızı diyoruz ki sizi böyle etkileyen özel sahada karşılaştığı, ya iyi ki bu çalışmaların içerisindeymiş, iyi ki aile bütünleme programı bizim için hani oluşturulmuş ve çalışıyoruz, destekleme çalışmalarının içerisindeyiz dediğinizi de aslında hissettiren bir anınız olabilir, bir
bir o böyle etkilendiğinizi azıcık duymak isteriz. Buyurun. Eskiden daha çok sahadaydım açıkça söylemek gerekirse. Şimdi birazcık daha bilgisayar başında ve daha şey, ama olabildiğince biraz pandeminin de kısıtları oldu tabii. Hepimiz biraz sahadan uzak kaldık. Fakat biraz saha terimi de değişti pandemide. Biraz ondan da bahsedip bu dediğinize de geçmek istiyorum. Açev'in pandemi döneminde bu yüz yüze konuştuğumuz birçok eğitim programı yüz yüze yapılamadı. Dolayısıyla nasıl yapalım, nasıl gerçekten hedef kitlemize ulaşalım dediğimizde şunu yine bakın, hani hedef kitleyi nasıl tanımlıyoruz ve ne yapabiliriz üzerine çok konuşuldu. Ve anne babalara gerek WhatsApp gerek sosyal mecralar üzerinden gruplar oluşturuldu. Yine gönüllülerimiz görüntülü görüşmelerle bu oturumları, bu 10 oturumu sürdürdüler. Çocukla ilgili konularda yapılandırılmış oturumlar bunlar. Fakat orada ne çıktı? Anne babaların internet paketine ihtiyacı var. Çünkü hedef kitlemiz böyle bir hedef kitle. Dolayısıyla bunu görüp bir internet paketi desteği sağladık onlara. Dolayısıyla bu oturumlara katılabildiler. İkinci olarak sadece oturumlara katılmak yetmedi. Evdeki oyun kutum adı altında bir paket geliştirildi. Ve bu paketin içinde çocuklarla haftalık etkinlikler, haftalık bilgilendirme metinleri, belli başlı çok basit fakat olması gereken eğitimsel malzemeler, oyuncaklar, işte kırtasiye seti, boyalar gibi bir set eve gönderildi. Ve anne babalar o 10 oturum boyunca her hafta çocuklarla ne yapabilirim, hangi etkinlik yapabilirim, hangi oyunu oynayabilirim, bunun sonuçlarını da tartışabilecekleri bir zaman da kazanmış oldular. Şimdi yüzlerce anne ve baba da bize şunu söyledi: ben pandemide kendimi çok yalnız hissettim. Birçok sorunumuz vardı işte. Baba işten çıkıyordu, anne işini kaybedebiliyordu, ev yükü fazlalaştı, çocukların öğretmenleri olmak durumunda kaldılar. Ben bu çocukla ne yapacağım bütün gün, neye koşacağım? Ya siz de biliyorsunuzdur, gerçekten ciddi sorun yaşandı ve depresyona giren ve kendilerini kötü hisseden, kendilerini yalnız hisseden birçok anne baba vardı. Onlardan birinci duyduğumuz şey, öfke kontrolünü artık başarıyorum ve kendimi yalnız hissetmiyorum. En öncelikle bunlar çıktı. Daha sonrasında da hakikaten bunlar şeyi de etkiliyor. Çocuklara gösterdikleri tutumları, olumsuz tutumlar azaldı ve olumlu tutumlar çoğaldı. Bu bizi çok sevindirdi çünkü bu şunu gösteriyor. Aslında bu bütün sivil toplum ve devlet için de örnek projelerden bir tanesi. Yüz yüze olmasak da biz hedef kitlemize hala ulaşmanın yollarını arayabiliriz ve onlara dokunduğumuzda, özellikle böyle kriz zamanlarında, böyle zor zamanlarda çocukların gelişimini olumlu etkilemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu fırsatı da kaçırmamak lazım. Hakikaten bu örneği de, olumlu örneği de sık sık paylaşmaya çalışıyorum ki pandemi deyip aslında bir şeyleri bitirmiyoruz. Devam ettirmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Evet, çok güzel bir soru oldu gerçekten. Buyurun, lütfen. Sizin sorunuza gelince aslında çok böyle kişisel bir yerden de bir şeyim var, bir anım var. Çok fazla anı var daha doğrusu, fakat özellikle ilk başladığım zamanlarda Açev'e bizim bir projemiz vardı. Bütün sınıflara, gerçekten ihtiyaç sahibi okullara, ilkokullara malzeme desteği veriyorduk. Ve bir sınıfta, bir ana sınıfında olması gereken A'dan Z'ye her şeyi gönderiyoruz. Ve daha sonrasında biz gidiyoruz, o sınıfı beraber düzenliyoruz. O düzenlemenin altındaki mantığı anlatıyoruz eğitimcilere ve müdürlere ve kim varsa orada hakikaten. Daha sonrasında da öğretmenlerle ve yöneticilerle eğitimler yapıyoruz. Onları bırakmıyoruz. Daha sonra tekrar kalite çalışmalarımız devam ediyor. Beraber şenlikler yapıyoruz. Böyle yıllarca bu projeye katıldıkça öğretmenler bu projenin bir ailesi, Açev'in ailesi gibi hissettiler. Hala da o projeden gönüllerimiz var. Yine o proje kapsamında gittiğimiz illerden bir tanesi Hakkari iliydi. Ve biz yine bir arkadaşımla beraber, sevgili Ayşe ile beraber gitmiştik. Ben ilk defa gitmiştim açıkçası ve gerçekten çok hem bize sponsor olan kurumun bayilerinden bir kişi bize çok destek oldu. Oradaki köyleri, ilçeleri gezdik. Gerçekten okullarda birlikte çalıştık.
Hakikaten hiç düşünmeyeceğiniz kişiler gerçekten kolları sıvayıp bir işte etiketleme nasıl yapılır, işte Lego kutuları nasıl kesilir, işte beraber blok köşesi nasıl düzenleyelim diye hakikaten dört koldan çalıştılar bizimle birlikte. O ile gittiğimde de şunu da fark ettim, bu beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi hakikaten. Okullar ihtiyaca göre seçiliyorlardı ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin başvurularına göre seçiliyordu. Tamamen objektif bir şekilde bu seçim yapılıyordu. Ve gittiğimde de gerçekten orada benim kendi dedemin de, ben kendisini göremedim. Çok eskiden vefat etmiş birisi, bir ilköğretim müfettişi ve öğretmeniydi. Onun adına yapılmış bir okulu ziyaret etme imkanım olmuştu. O kadar değer veriyorlarmış kendisine ve başvuranlardan bir tanesi de gerçekten bu okuldu. Ve dolayısıyla o okulda hep birlikte onun öğretmenleriyle, müdürleriyle, onun oraya ihtiyaç olan sınıfı düzenleme şansına eriştim. Her şeyi birlikte konuştuk. İşte son dönem gerçekten Hakkari'nin yaşadıkları, ihtiyaçları ve AÇEV'in orada bunu yaparak ne kadar büyük farklar yarattığı üzerine konuşmuştuk. Bu beni çok etkilemişti hakikaten. Gerçekten hani hem kişisel olarak kendi hayatımdan bir durum, ama bir taraftan da orada hem kırsal diyebilirim ama hem bir taraftan şehirde orada neleri değiştiriyoruz ve buna dört koldan nasıl hiç eğitimle alakası olmayan insanlar bile yardım ediyor. Beni çok etkileyen anlardan bir tanesidir. Ay, ne kadar güzel bir hikaye ve ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Aslında Samsun'dayım ve Atatürk'ün bir sözü daha var. Diyor ki Türk gençliğine güveniyorum. Yani Türk gençliğine aslında 1919'larda güvenin dile getirmiş bir liderden bahsediyoruz. O dedeleriniz de o gençlerden birisi aslında. Ve o güvenin sonucunda Bakın ne kadar güzel şeyler yapmış ki. Tam da böyle sürdürülebilirlik noktasında sizi gelmiş karşılamış ve belki de aile bütünleme çalışmalarının en önemli kısımlarından bir tanesi bu. Yani siz aslında neyi etkiliyorsunuz ve aslında o akış sizi nereye götürecek? Biraz hani güzel bir hani bağlamda bunu söylemiş oldunuz. Yani dedenizin yaptıklarıyla aslında karşılanmanız aslında aile bütünleme çalışmalarının ulaşacağı belki de ailede birlik, evet. Evet. Çok güzel bir hikaye oldu. Şimdi biz böyle yayının sonuna doğru geliyoruz artık. Çok güzel bir sohbet, çok lezzetli bir sohbet, öğrenmek çok keyifli. Devam ediyoruz ama biz sepetimize neler ekleyelim diye çok özel bir sorumuz var. Böyle sepetimizi önümüze koyuyoruz, diyoruz ki Duygu Yaşar Adiloğlu, bunun içerisine neler atmak ister? Bugünkü konudan yola çıkarak, aile biçimlerine ve verdiği mesajlarla, buyurun söz size. Aslında birinci söylemek istediğimiz şey, gerçekten aklımızda tutmamız gereken şeylerden bir tanesi. Bir, çocukların gelişimini desteklemek istiyorsak mutlaka haneyi desteklememiz gerekiyor. Haneleri desteklemek için en düşük gelirli, en dezavantajlı hanelere bakmak ve bu haneleri desteklemeyi hem ekonomik yönden hem eğitimsel olarak her şekilde desteklemeyi bir öncelikli politika haline getirmemiz gerekiyor. Bu ister devletin, ister sivil toplum kurumlarının, ister daha küçük ölçekteki yönetimlerin önceliği olması gerekli. Bunu yapmadan çocuğa ulaşmamız çok zor. Ya daha geç ulaşıyoruz ya da bazı şeyleri o tren kaçmış oluyor. İlk 6 yılın önemi burada. Dolayısıyla çocuk doğduğu andan itibaren haneyi güçlendirdiğinizde, belli eğitimsel malzemeleri koyduğunuzda, kitap koyduğunuzda, çocukla beraber ailelerin konuşması gerektiğini, etkileşimde olması gerektiğini paylaştığınızda hakikaten haneyi güçlendirmiş oluyorsunuz ve bu kilit noktalardan bir tanesi. İkinci olarak da yerel yönetimlerin buradaki, yani çocuk odaklı yerel yönetim konusunu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Bu hepimizin, ister eğitimci olalım ister olmayalım fark etmez, hepimizin aklında olması gereken ve biraz yerel yönetimlere de baskı yapmamız gereken konulardan bir tanesi. Çocuk dostu parklar var mı? Çocuk dostu sokaklar var mı? Düşük gelirli aileler için çocuk bakım, çocuk eğitim hizmetleri var mı? Bunlar sunuluyor mu? Çocukların hakları, çocukların düşünceleri, çocukların kararları o şehirde veya o sokakta ciddiye alınıyor mu? Göz önüne alınıyor mu?
Bütün bunlara bakmak gerekiyor ve yerel yönetimlerin daha çocuk odaklı, çocuk destekleyici, aileyi destekleyici olabilmesi için de bol bol sivil toplum kuruluşlarının iyi, etkili programlarıyla işbirliği yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Harika, sepetimizde ne kadar güzel şeyler ekledik. Bunlar bizim için çok önemli. Hemen şimdi sallıyoruz, kulağımızda da kalsın istiyoruz. Şimdi en son sizin mesajınızı çok merak ediyoruz biz. Bizi dinleyenlere, izleyenlere ne söylemek istersiniz? Buyurun. Ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir taraftan biraz zor da bunu söylemek ama ben ülkemizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli topraklardayız. Çok değerli bir yerdeyiz. Ve bazen arada gençlerin, özellikle üniversitedeki gençler arada ümitsizliğe kapıldıklarını görüyorum. Çeşitli mesleklerden olsun. Yani sadece eğitimci olmaları gerekmez. Ben gerçekten insanların umutlu olmaya devam etmelerini, bu ülke için çalışmaya devam etmelerini ve bilimin ışığında devam etmeye gerektiğini düşünüyorum. Ve bol bol okumanın, dünyayı da takip etmenin ama bir taraftan Türkiye'ye ait ne çıkarabiliriz, biz Türkiye'de neyi nasıl değiştirebiliriz eğitimde, bunun üzerine bol bol düşünmelerini öneriyorum naçizane. Ay ne kadar güzel önerilerde bulundunuz yine. Biz çok keyif aldık şu an sizinle yaptığımız bu sohbetten. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Açev ailesinin üyesiyim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, uzun yıllar emek vermiş bir aile üyesiyle birlikte olmak benim için bir onurdu ve Öğretmenler Odası'nda da sizi konuk etmek yani benim için de öyle. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı sevgili Özgür Yaşar Aile. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Çok sevgiler diliyorum sizlere de. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Evet. 52. Öğretmenler Odası'nı Samsun'dan çok özel bir konu ve konukla, tam da gençlere güveniyorum diyen Atatürk'ün o çıkıp da o hayalini başlattığı yerden seslenmiş olmaktan ben de bugün çok gerçekten keyif aldım. Ve sizleri aslında yarın sepetimizde kalanlar etkinliğine davet etmek istiyorum bu haftadan itibaren. Sevgili Duygu Yaşar Adlıoğlu'yla yaptığımız bu sohbetin aklınızda kalanlarını gözden geçirdiğimiz özel bir görüşme gerçekleştireceğiz. Oraya mutlaka gelin diyorum. Ve hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. (Gülüyor)